Uyandın. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu. Yanında yatan kim? Yalnızlık değil karın. Uyuyor melekler gibi mısıl mısıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü teamüldendir. Polis ev basmaz güpegündüz. Hapisten çıkmışsın. Çıkar çıkmaz da gebe komşun karını takmışsın koluna geziyorsun akşamüstü mahallede. Karnı burnunda hatunun nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarını alıp onu ısıtasın gelir. Mahallenin kedileri kasabın kapısın. Üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini. Akşamı seyrediyor. Alaca aydınlık, tertemiz gökyüzü. Duruyor orta yerinde çoban yıldızı bir bardak su gibi pırıl pırıl. Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı. Duda ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil. Mürettip Refik'le sütçü Yorgin'in oltanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış. Bakkal Karabet'in ışıkları yanmış. Affetmedi bu Ermeni vatandaş Kürt dağlarında babasının kesilmesini. Fakat seviyor seni. Çünkü sen de affetmedin bu karayı sürenleri Türk halkının alnına. Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşırcı Huriye'nin işsiz oğlu omuzlarında keder kahveye gidiyor. Ajans haberlerini veriyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket, sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. Gönderildi oraya seninkilerden 4500 tane Mehmet. Kardeşlerini katletme. Kızarıyor yüzüm öfkeden ve utançtan ve öyle umumiyetle filan değil. Sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu. Yahut karakoldaymış da karakolda gene dövdürülüyormuş gibi köylü jandarmalara köylüler. Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis cipi saptı sizin sokağa, karın fısıldadı. Bizim eve mi? Masanın örtüsü mavi basma, üstünde yalansız güler yüzlü cesur kitaplarımız durur. Esirlikten dönmüşüm anacığım, kendi memleketimde düşman kalesinde. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar, karım 5 aylık gebeliğinde. Etim etine değende, elimi karnına koyanda bebek dalda yaprak, suda balık, rahimde insan yavrusu. Yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını anası ördü. Bedeni benim karışılığım bir karışık, kolları şu kadarcık. Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Oğlan olursa boyu posu bana. Kız olursa ela ela baksın. Oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun, yavrum düşmesin istiyorum hapislere. Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye.
Fakat malum kızım yahut oğlum gecikirse suların ısınması dövüşeceksin. Ve hatta... Yani... Ailece müşkül bir zanaatmış bizde bugün babalık sanatı da. Gecenin saat biri lambayı söndürmedik. Belki yarım saat sonra belki sabaha karşı gene basılabilir evim. Alıp beni götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda birinci şubeninkiler. Dönüp bakarım. Durur kapıda karım. Eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında. Yüklü ağır karnında. Bebek. Kıp. Anası bir oğlancık doğurdu bana. Sarı kaşsız bir oğlan, masmavi kundağında yatan bir nur topu. 3 kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'da. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Doğar doğmaz bitlendiler. Kim bilir kaçı sağ kalır. Mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma geldiği zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik.